çok teşekkürler. Öncelikle inanılmaz güzel bir sunumdu. Bence herkes için mimarlığı bu hem 10. yılını tebrik ediyorum hem de umarım herkes için de böyle güzel bir hani not aldıkları bir sunum olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Benim aslında sorum şu. Bugün hani birçok aslında şey konuşuldu. Kolektif üretme, birlikte üretme, oradaki yerelin farkına varma, sürprizlerle karşısına çıkma insanların ama bir şeyi not alsak bu konuşmalardan neyi not alalım isterdiniz? Öyle başlayayım. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Ben derneği ve kolektif deneyimini anlattım ama yani biz 95 kişiyiz. Bir başkası burada olsa belki bambaşka bir sunum olurdu ve başka şeylerin altını çizerdi. Ama benim için en önemli kişisel olarak kendi perspektifimden en önemli şey derneğe dair ve bugün anlattıklarıma dair mimarlık ve tasarım dünyasında başka bir alternatifin üzerine gidiyor olmak. Bu arayışların içinde hep beraber çözüm arıyor olmak olabilir. Bu arada hani hep şu da çok konuşuluyor artık yani mimarlık sadece yapı üretmenin ötesinde işte mimarlardan sonra mimarlık nasıl aslında mimarlığın şekillendiği araçlar sadece yapı olmaktan çıkıyor işte iletişim, sivil toplum birçok şey var. Ne düşünüyorsunuz o konuda yani aslında nasıl insanların da farkındalığı arttı bence bu iklim krizi olabilir ya da farklı işte ihtiyaçlara cevap. Nasıl değişiyor mimarlık böyle sizin hani altınızı çizdiğiniz şeylerde ne var ya da kendi belki pratiğinde? Ya bir kere bugün mimarlıkta artık şunu görüyoruz yani yapım yöntemleri değişiyor evet bir araya geliş yöntemleri değişiyor ama bir yandan da mimarlığı yapış biçimi değişiyor. Mention ettiğiniz gibi sadece yapıyı yapmak, çizmek değil gerçekten mimarlık. Onun üzerine düşünmek, kente dair hep beraber düşünmek ve aslında sorumluluk alıyor olabilmek, bazen hiç yapmamak da mimarlığa dahil olabiliyor. Bir yandan da gerçekten zaten hepimiz şeyi görüyoruz yani o alışılagelen konvansiyonel mimarlığın içinde yeni gelenler bulunmak istemiyor ve zaten sürdürülemiyor. Yani bir yandan tabii ki sürdürülüyor çok yoğun bir üretim halindeyken ama bir yandan da bunu sürdürülemeyeceği bir noktaya geleceğimizi de görüyoruz. O yüzden bunu yani biz toplum ve toplumsallık üzerine gidiyoruz evet ama yani herkes de bu sosyal konularda bir araya getirmek ve bu alıştığımız dikey hiyerarşiyi yıkmaya çalışıyor olmak önemli oluyor. Aslında bu bir aradalıklar yani işte mesela herkes için mimarlık olsun farklı platformlar, inisiyatifler düşünmeye de ve merak etmeye de sevk ettiriyor bu belki bu süreci. Oradan da belki son olarak Space'e bağlayabilirim. Hani nasıl hissettiniz yani aslında birçok kültürel ve belki mimarlık arakesinde işler yapılıyor dünyada ama belki pandemi sonrası bu heyecan verici olmaya başladı fiziksel etkinlikler. Yani buraların çıktısı ne olsun istersiniz? Neye dokunsun? Size ne hissettirdi? Belki son onu sorayım burayla ilgili. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben uzun zaman sonra Zoom'da olmayan bir yerde herkese bir araya geldim. Çok iyi hissettirdi. Bir yandan da kolektif üretimlere bir arada yer vermeniz bence çok iyi. Çünkü bireysel olarak değil ama görünürlüğün artması başkalarına da cesaret veren bir şey olduğu için burada hep beraber görünür kıldığımız için çok önemli bence. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum.